Pelin Hanım da aslında sporculuk kariyerini noktalamışken menajerlikle, milli takım menajerliğiyle geri döndü tekrar Türk voleybolunun içine. Muhtemelen zaten hiç kopmamıştınız ama nasıl gelişti sizin için bu süreç? Bu süreç benim için nasıl söyleyeyim, sürprizlerle dolu, hayatımın en güzel dönemi diyebilirim. Voleybolu bıraktıktan sonra anne oldum. Evet. Anneliğimin ilk aylarında başkanımız Mehmet Akif Üstündağ başkan seçildi. Ve ben tabiri caizse kucağımda çocukla bir gece, bir akşam kucağımda sallarken Akif abinin telefonuyla hayatım değişti diyebilirim. Ya. Hayatımın dönüm noktası bence. Bana dedi ki başkanım, bir dakikan var, sana bir soru soracağım. Cevap vermeni istiyorum dedi. Bu görevi yapmanı istiyorum, kabul eder misin dedi. Ama anne olduğunu biliyorum, yapabilecek misin, bunu yapmaya hazır mısın? Ben o sırada Damla kızım kucağımdaydı ve onu yatağa şöylece bıraktım ve bir dakikaya ihtiyacım yok başkanım. Eğer siz bana bu görevi layık görüyorsanız ben hazırım dedim ve o gün bugündür de bu görevi yapmanın gururunu yaşıyorum ama Akif abiyle başkanımla olan dostluğum çok çok öncesine dayanıyor. Çok çok daha başka bir hikayemiz var aramızda aslında. O benim manevi babam. Herkesin babası olduğu gibi benim de manevi babam ve şu an bir şeylere sahipsem, yaşadığım her şeyin aslında mimarı Mehmet Akif Üstündağ diyebilirim. Kişisel olarak hayatımda, ailemde yaşadığım bütün mutluluklar, başarılar da Akif abinin, başkanımızın imzası var. Çünkü en kötü günümde ve en iyi günümde hep o vardı yanımda. Ne O güzel. yüzden bu başarıyı yakalarken de birlikte olduğumuz için, takıma yardım edebildiğim için, onun ekibinin bir parçası olduğum için de çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü onunla çalışmak, onun liderliğinde bir şeyler yapmak gerçekten çok çok özel, çok çok değerli. Benim hayatıma, kariyerime de çok büyük şeyler kattı. Ben şöyle söyleyebilirim, profesyonel kariyerim adına konuşmak gerekirse, Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki federasyonda çalışmak aslında çok büyük bir marka artık. Dünyada bir Tabii. marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir gelecek hayalleri olan ve geleceğe açılan kapıların olduğu bir yerdeyiz aslında. Çünkü bizim şu an yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değil başkanımın da söylediği gibi. Biz ilk geldiği günden beri kurduğumuz hayalleri hep birlikte büyüttük. Bütün federasyon olarak, çalışanlar olarak, etrafımızdaki paydaşlarımız olarak başkanımızın da deyimiyle. Fakat bu hayallerin hiçbirisi gerçekleşmeyecek hayaller değildi. Mucizeler biraz zaman alıyor biliyorsunuz. Birazcık Evet. zaman aldı bu mucizelerin gerçekleşmesi. Ama buradaki en önemli şey bence doğru plan, doğru proje ve doğru kişilerle yola devam etmekti. Ve bu yolda giderken de Akif abinin liderliğinde gördüğümüz aksaklıkları belki de sizlere garip gelen anlarda, belki de sizin ya da kamuoyunun eleştirilerine maruz kaldığımız anlarda aslında doğru hamleleri yaparak doğru değişiklikleri yapmamızdı. O kriz anlarında ya da kanayan yaraları çok çabuk tedavi etmemizdi bu başarıya giden süreçteki asıl kilit noktalardan bir tanesi. Biz geldiğimiz noktanın bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Buraya geleceğimizi zaten hayal ediyorduk. 2023'te böyle anlamlı bir yılda, Cumhuriyetimizin 100. Evet. yılında Türk kadınının, Türk voleybolunun geldiği bu nokta çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çok da değerli olduğunu düşünüyorum ben. Buraya gelirken de zaten o kadar büyük bir ailemiz, o kadar büyük bir camiamız var ki kulüplerimiz, federasyonumuz, federasyonumuzun çalışanları, sponsorlarımız, Türk halkının desteği hep birlikte başardık biz bunu. Sadece sahada topa vurarak, antrenman yaparak ya da voleybolla olabilecek bir şey değildi. Eğer bütün dengeler, bütün zincirin parçaları doğru çalışırsa bu başarı gelebilirdi ve bence bu mükemmel an bu yaza denk geldi. Bunun için çok çok mutluyuz tabii ki. Bunun devamı da gelecek, onu söyleyebilirim. Yani bu yaşanılanlar sadece 2023 yazında Tabii. kalmayacak. Asıl Bunların problem orada. devamını da getireceğimize biz inanıyoruz. Bunun gücüne ve bunun potansiyeline sahip olduğumuzun farkındayız.